Yanlış hatalar da yaptım. Hı. O enerjinin çok büyük bir olay yaşadım ve yaşadığım bir olaydan dolayı 18 yaşındayken e, <laughs> Ne oldu? Beşinci kattan atladım. Aa. Ama bunların Aa. hiçbirini bilmiyordum. Ama şimdi bunların anlamını biliyorum. Neden o halde olduğumu, neden böyle bir karar ha. verdiğimi biliyorum. Yaşamanız bile mucize o zaman. Evet yaşamam benim mucize. Şu şekilde durup gözlerimizi kapatıyoruz, diyorum ki kendimi seviyorum, kendimi seviyorum. Eğer kendimi sevmiyor olsam bedenim geriye doğru gidecek. Özgüven, değerlilik duyguları, işte bolluk bereket çalışmaları hep timus bezini harekete geçirerek yaptığımızda... Şimdi bu timus bezini aktifleştiren bir kolye öyle mi? Böyle hayaller kurarak bir baktım ki her geçen gün iki sene üzerine ben bağdaş kurmaya başladım. Aa, düşünce gücüyle. Düşünce gücüyle. Herkese merhaba. Bugün yine çok... Enerjik, böyle nevi şahsına münhasır, çok zarif bir konuğum var. Onu zaten çok yakından tanıyorsunuz. Meridyen terapi eğitmeni ve bilinçaltı uzmanı sevgili Tamay Çelik, hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Yeniden buluştuğumuz için çok mutluyum. Ben de aynı şekilde gerçekten. Böyle çok değişik bir auranız var gerçekten. Sizin de enerjiniz evet. öyle ve sizinle sohbet etmek o kadar güzel geliyor ve öyle güzel akıyor ki bilgiler. Takip ediyorum meridyen terapi e, uygulamalarınızı. Valla bir türlü kısmet olmadı henüz hala gelmek ya, ama çok istiyorum. O yüzden de bir kamp düzenledim ben. Meridyen terapiyi herkese tanıtabileyim. Hı -hı. Orada herkes meridyen terapiyi, meridyen saunayı, bilinçaltını, işte sadu tahtasını. O kadar farklı içeriklerimiz var ki e, onunla arada konuşuruz zaten. Konuşuruz. Şimdi mesela ben sizi sayfanızda gördüm hep mesela timus bezi hani böyle eskiden e, görürdük ya işte böyle anneler Anadolu'daki kadınlar hani böyle eski kadınlar da mesela bir şey olduğunda şuramıza bir vururuz yani biz. Bu bir refleksmiş galiba. Biz hı hı. bilmeden Burada aslında bir şey çalıştırıyormuşuz. Nedir bu? Tabii ki bu tesadüf değil. Ee, i̇çgüdüsel olarak aslında birçok şeyi biliyoruz Hı -hı. ama farkında değiliz. Hı. Burada öyle güzel, öyle değerli bir hazinemiz var ki Hı. o yüzden timus bezi dediğimiz bir cevher, bir Hı -hı. hazine var. Evet. Ve timus bezine vurduğumuz için aslında o ağat yakan kadınlar o içindeki duyguyu rahatlatmak istedikleri için vururlar. Hı -hı. Timus bezini bir halk arasında çok kişi bilmez. Evet. Ama siz çok araştırmacısınız. Kesin biliyorsunuz. Yani hani yaptığım sağlık programlarından falan biraz hatırlıyorum tabii bilgi. Yani vücudun orkestrası diye biliyorum ben oraya. Ne güzel bir tabir. <laughs> ben de şey diyorum <laughs> oraya. Üniversite. Evet. Evet. Üniversite <laughs> diyorum. E, halk arasında bilinmese de aslında tıbben bilinen ve Hı -hı. doktorlarımızın bunu devamlı söylediği bir evet. e, ufacık bir bez. Hı, -hı. Ee, şuradaki kemiğimizden dört parmak aşağıda tam şuramızda Hı -hı. oluşuyor ee, ve çok enteresan ki bu daha anne karnındayken oluşuyor Hı -hı. anne karnında oluşup ergenlik çağına kadar da hem gelişiyor Hı -hı. hem tam performansı çalışıyor. Evet. Çalıştığı için de e, ergenler işte küçük çocuklar. Yorulmazlar, hasta olmazlar, Hı -hı. kızmazlar, öfkelenmezler. Evet. Küsseler bile dönüp barışırlar. İşte bunun sebebi timus bezinden sebep. Timus bezinin aktif olmasından kaynaklı olarak gençlerimiz, çocuklarımız daha neşeli, daha aktif, daha sağlıklılar. Yaş ilerledikçe ne oluyor? İşte enteresan kısım da o. Ergenlikten sonra organ yani kimi yerlerde 25 gram civarında büyüdüğünü söylüyorlar ergenliğe Hı -hı. kadar. Daha sonra yaşla beraber gitgide küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor. Bir mercimek tanesine kadar küçülebiliyor hmm. bu organ. Küçüldükçe de işlevini kaybediyor. Aktifliğinin yitirmesinin en büyük sebebi de aslında stres. Hmm. Serotonin ve endorfin salgılım salınımı durduğunda ilk başta timus bezi etkileniyor. Hmm. E, o durduğunda ne oluyor? Kişi de oluyor, sinirli oluyor, öfkeli oluyor, alıngan oluyor, Hı -hı. hassas oluyor. Evet kırılgan oluyor. Hı hı. Bunların hepsini sebebi duygusal olarak baktığın zaman da timus bezinin e, aktifliğini yitirmesi diyebiliriz. Hı hı. Yani oraya azıcık dokunmuş olsa hı hı. ya da onu o vuruşlarla ya da işte kahkaha atarak. Hı hı. Mesela kahkaha atmak biliyorsunuz e, serotonin ve endorfin sak mutluluk ormanı salgıladığı gibi. Başta da timus aktif. Timus bezini aktifleştiriyor. Kahkaha atmak. Kahkaha atmak. Ama şöyle. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bir de bu bulaşıcı bir şey. <laughs> bu şey gibi. Esnemek gibi. Evet. Ya biri esneyince hani ben de eslerim, Bilmiyorum siz de esner misiniz? Aynen kahkaha da Bulaşıcıdır bulaşıcı. Hadi gülelim. Evet hakikaten. <laughs> kahkaha terapilerinde mesela özellikle yapılır. Ay öyle terapiler var gerçekten. Evet. Böyle ka... insanlar toplanıp kahkaha atıyorlar. Önce kahkahayı güçlendirmek <laughs> için bazı egzersizler yapıyorsun. Ha. Sonra e, kahkaha terapistiyle beraber başlıyorsun. <laughs> Gerçekten insan durmadan gülüyor hakikaten. Gülebiliyorsun. Evet. Şimdi bak kahkaha attığımız zaman ne oluyor? Hı. Burada bir titreşim oluşuyor. Evet. Dokunun göğsünüze. Evet. Kahkaha atın bir de. <gülüyor> <gülüyor> Bakın bir evet. rezonans evet. evet. var. Evet. İşte bu timus bezini aktive ediyor. Hı. Kahkaha en başta en keyiflisi. Sonra bağırarak şarkı söylemek. Hı. Bağıra bağırarak şarkı söylediğimiz zaman da burada bir titreşim oluyor. O zaman orası hemen harekete geçmiş oluyor. Hmm. Bir şey daha çok ilginç. Ben onu çok öğrendim. Çok hayran kalmıştım. Ee, öfkelendiğimiz zamanda bağırma ihtiyacı hissederiz ya. Evet. Neden biliyor musunuz? Çünkü burada duygu sıkıştığı için. Hmm. Çünkü tüm, timus bezi aslında bizim hem bağışıklık sistemimizin ana temelini oluşturuyor bir organ olarak... Yani Onun sayesinde birçok hastalıktan uzak kalabiliyoruz. Hem de duygularımızın da merkezi. Hmm. Çok öfkelendiğimizde duygu burada sıkışıyor. Biz oraya şöyle bir hafif hafif vursak o duygu akacak bağırmayacağız. Hmm. Ama ne yapıyoruz? Bir anda bağırıyoruz. Oradaki bağırma ile orası rahatlıyor. Sonra biz de rahatlıyoruz. Sonra ay keşke bağırmasaydım onu kırdım üzülüyoruz. Alt yakan kadınlar ne yapıyor? Duygusu burada sıkışıyor. Hı hı. İçi yanıyor, canı acıyor. Ne yapıyor? Bağrım yanıyor diyor. İçgüdüsel olarak timus bezine vuruyor. Hı hı. Vurdukça acısının azaldığını hissediyor. Hı hı. Nefes alabildiğini hatta. Nefes hissediyor. alabiliyor. Evet, Çünkü evet. burada bir sanki hani derler ya öküz oturdu burada. Evet, ama. evet. Aslında öküz oturdu tabiri duygu sıkıştı oraya. Yani. Bu aynı şekilde heyecanda da. Ben e, bunu çok e, ilk akademimi Hı -hı. bulduğum zaman da istediğim gibi bir yer bulmuştum. Hı -hı. O kadar heyecanlandım. O kadar heyecan, Hani bu bana rahatsızlık verecek. Allah'ım çok heyecanlıyım. Allah'ım çok heyecanlıyım. Ve şeye e, harekete geçirdikçe, timus bezimi harekete geçirdikçe rahatladığımı Oh dedim ya nefes alabiliyorum. Yani heyecan da nefesimizi kesiyor. Tabii soluğum kesildi derler ya. Kuantum manyetizma diye bir eğitimde Böyle e, enerjilerle üzerine çalışmak. Timbus bezi olsun, işte çakralar olsun. Hı -hı. Bunun üzerine bir çalışma yaptığımız Hı -hı. bir eğitimde. Bunu da bize hoca göstermek için dedik ki, önce bir kas testi yapalım. Hı. Kas testini aslında öğretelim mi? Yapalım tabii Yapalım biz daha da. önce mesela tetahilin konusu konuşurken aslında hı hı. E, kastesine biraz aşina olmuştuk ama tabii bu sistem üzerinde nasıl çalışıyor onu ben tabii göstermenizi isteyeceğim sizden. sizi herhalde ayağa kalkmanız gerekecek. Evet ben bir göstermek evet. isterim. Aynanın karşısına geçip önce omuz boyutunda ayaklarımızı açıyoruz. Bedenimizi böyle serbest bırakıp gözlerimiz açık bir şekilde öne doğru kendimizi bilerek ama kasten evet 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 deyip bir adım öne atıyoruz. Sonra tekrar arkaya Hayır, hayır, hayır deyip arkaya atıyoruz kendimizi. Bedenimize evet ve hayırı öğretmiş oluyoruz. Sonra şu şekilde durup gözlerimizi kapatıyoruz. Diyorum ki kendimi seviyorum. Kendimi seviyorum. Eğer kendimi sevmiyor olsam bedenim geriye doğru gidecek. Ee, bunu denedikten sonra şuranıza vurarak eğer hayır çıktıysa kendimi seviyorum, hayır çıktı. Ya da özgüvenliğim, ben çok özgüvenliyim, hayır çıktı. Veya işte... Ben zenginliği hak etmiyorum gibi bazı olumlamaları sorup hayır çıktıktan sonra şuranıza şu şekilde vurarak şu andan itibaren tüm zamanlarda tüm boyut ve frekanslarda ben kendimi seviyorum ben kendimi seviyorum ben kendimi seviyorum şu şekilde dedikten sonra tekrar kastesi yaptığınızda bu evet olarak çıkacaktır. Bunu mutlaka denemenizi öneririm. Çok teşekkür ederim gerçekten. Biz daha önce dediğim gibi bu kas testini aslında e, tetahidin konusunu filan işlerken biraz böyle deneyimlemiştik. Ama diyorsunuz ki sabitleyebiliriz de. Hani e, anladığım kadarıyla olumlu duyguları şuraya dokunarak mesela değiştirebiliyoruz. Dönüştürebiliyoruz. Dönüştürebiliyoruz Hı. ama şöyle bir şey var. iki saat kalıyor eğer devam etmezsek. Nasıl? Yani ben şimdi mesela dedim ki e, mesela size sordum. Ben doktorum dedin. Hayır çıktı. Ha. Ben buraya vurarak ben doktor olduğumu tüm kalbimle kabul ediyorum deyip vurdun. Evet çıkmaya başlar. Hı. Ama bu iki saat sürer maksimum. Aa. Sen bunu devam ettirirsen gün içinde kendi isminin eminliği kadar işte ben kendimi çok seviyorum, ben çok değerliyim deyip buramıza vurduğumuzda Hı. burası duyguların merkezi olduğu için bilinçaltıyla direkt bağlantı kurup programını değiştiriyorsun. O zaman bir dakika çok önemli bir bilgi veriyorsunuz. Ben buradan şunu anlıyorum. Hı. Olumlamaların tesiri. Evet. Sadece iki saat mi? Ee, devam etmezsek. Ha onu diyorum işte. Devam etmezsek evet. Evet yani şu zaten ben de yayınlarda şunu söylüyorum. Şimdi bu bizim konuştuğumuz enerji çalışmaları şunlar bunlar falan. Hani akşamdan sabaha, sabahtan akşama insanlara iyilik hissi veren şeyler. Okey. Ama kalıcı bir iyilik hali istiyorsak psikoloğa ya da psikiyatriste hani gidilebilir diye de tavsiyelerimiz oluyor. Şimdi ben de kendimden mesela deneyimliyorum. Bazen bir çalışma yapıyorum. İşte hmm. diyelim ki bugünün bugün uyandım diyelim ki ve başladım güneşte. Bugünün hediyeleri nelerdir dedim. Çok iyi hissettim kendimi. İşte bir süre daha çok iyi hissettim falan. Sonra atıyorum iki saat sonra unuttum ben bunu. İşte trafikte birine sinirlendim. Sen. Mesela yani etki geçti. Yani iki saatte bir bütün bunları tazelemek gerekiyor galiba. Onu evet, hazırlamak yani. gerekiyor. Hmm. Bizim Siz... vücudumuzda belli noktalar var aslında, hmm. şarteller var. Hmm. Nasıl meyden noktalarında, akapunktur noktaları var. Hmm. Aslında bütün enerji merkezlerinin ana temeli de timus bezidir. Bak bütün spiritüel çalışmalardaki hocalarımız hep timus beziyle çalışır. Hmm. Özgüven, değerlilik duyguları, işte bolluk bereket çalışmaları hep timus bezini harekete geçirerek yaptığımızda hmm. çünkü duyguların merkezi olduğu için önce buradan başlıyoruz. Hmm. Şöyle mi yapıyoruz aslında tık 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 uyuyor musun gibi <laughs> bir şey uya. olabilir mi? Evet. Uyandırıyor muyuz burada acaba? Uyandırıyoruz. Yani olabilir mi? Evet. Ha. Yani vücudun harekete ihtiyacı var. Aha. İşte parmaklarımızı şöyle vurduğumuz zaman ne yapıyoruz? Evet. EFT tekniği, duygusal özgürleşme tekniğiyle medyenlerimizi... Aktifleştiriyoruz. Evet. Tabii ben şu vuruşları mesela Çocuklar Duymasın diye bir dizi vardı bilirsiniz. Yani yıllarca yayınlandı. Mesela orada işte Pınar Altun oynadığı karakter ismini şimdi hatırlamıyorum ama o da bir aralar böyle kişisel gelişime çok merak sarmıştı falan. Bu, sürekli evin içinde şöyle sakinleşmek için EFT vuruşları yaparak dolaşıyordu. E, buralardan da öğrendik aslında EFT vuruşları varmış. Aa EFT vuruşları diye bir şey varmış. A buraya biraz dokunmak gerekiyormuş filan diye. Diziden de birazcık öğrenmiştik aslında evet. E, ben aslında bir bununla ilgili bir sürprizim de var size. Öyle e, mi? Bir hediyem var aslında. Bu vuruşlardan yola çıkarak Hı. bir firma çok güzel bir Ürün ortaya çıkartmış, Ben de onu çok severek kullanıyorum. Bir kampta tanıştım. Bir spütüel kampa gitmiştim. Stantta. Dedim bu nedir? Tümüs aktivasyonunu sağlayan bir kolye. Allah Allah dedim. Bu nasıl bir şey? Bir görebilir miyim? Ee, gördüğüm anda aldım. Yaklaşık herhalde bir beş sene olacak. Beş senedir de boynumdan hiç çıkarmadım. Hı hı. Bazen sarıldığım zaman da bir şey, birileri fark ediyor. Ve çoğu zaman da içimde saklıyorum onu. Hani şey Evet diye. geçen program geldiğinizde ben kuliste görmüştüm ama siz içinize onu şey yapmıştınız yani bluzunuzun içine koymuştunuz ve ben biraz bahsetmiştim aslında yani içeride bir titreşimli kolye olduğundan. Bundan bahsediyorsunuz zannediyorum. Evet. Ha. Ben hediyemi vermek isterim. Yani çok Şöyle teşekkür ederim. Ben de bir... deminden beri diyorum ki o kutu ne <laughs> acaba diye. Şöyle bir kutumuz var. Çok teşekkür var. ederim. Ee, size de böyle bir ha, rengini. Bu Timus kolyesi mi oluyor? Evet. Timus kolyesi diye bir kolyemiz var. Evet. Nasıl bir kolye? Şöyle hemen çıkarayım ben de. Ee, Heyecanlanınca buraya basıyorum. Çaktırma... Benim astroloji kolyeme de benziyor. Bize astroloji haritası var benim de boynumda. Şimdi öncelikle sormak istiyorum bu nedir? Kutunun ha. içinden çıkan. Evet, evet hemen anlatalım. Bu e, kolyemizin şarj kutu ünitesi. Ha, şarjlı bir kolye mi o? Şarjlı bir ha. kolye. Kolyeyi tam buradaki dişlerine oturtuyoruz. Ha -ha. Ama önce kablosu olması lazım. Evet kablo da var. Bayağı telefon kablosu gibi. <laughs> Kolyenin kablosu mu var? <gülüyor> <gülüyor> Üstüne iyilik sağlık. Evet. Önce bunu kutuyu şarj ediyoruz. Aha. Kutuyu şarj et. Şarjlık gibi. Evet. Aha. Şarj ediyoruz. Kırmızı yanıyor. Bu yeşile döndükten sonra artık bu dolu bir power bank gibi. Aha. İstersek bunu yanımıza taşıyayım. 5-6 defa kolyemizi şarj edebiliyoruz. Aa, ne kadar gidiyor şarjın? 10-15, 10 gün, 12 gün gidiyor. Aa anladım. Yani ben kolyeyi ne zaman şarj ettim hatırlamıyorum. Yani tabii ne kadar çok kullanırsan o kadar ben çok kullanıyorum. Ha, anladım. Ee, hatta şöyle bir şey Şimdi oluyor bende. Şimdi kolyeyi ben de göstereyim de. arkadaşlar. Gelinin teyzesinden, <laughs> gelinin ablasından. Şimdi bu e, timus bezini aktifleştiren bir kolye öyle mi? İçinde bir bastırın lütfen bakın. Aa, arkadaşlar mikrofonuma yaklaştırayım bakın. Titreşimin sesi duyabiliyor musunuz? Bence duyuyorlardır bu titreşimin sesi gerçekten titriyor. Ve anladığım kadarıyla şimdi herkesin tabi timus bezini yerine göre ayarlanabiliyor. Şöyle yani. aya sorabiliriz. Şöyle. Bak şurada kemiğimiz var ya Aha. şuradaki kemiğimizden tam dört parmak aşağıda kendi elimizle hmm. ölçtüğümüzde bu kısım timus bezimizin olduğu hmm. yer. Tek timus bezi değil aslında. Kalp hmm. çakramız. Aa, evet. Kalp çakrası nedir? Sevgi, merhamet ve anlayışın Aha. temeli. Aha. Burayı aktive ettiğimiz zaman da aslında Aha. çakramızı da aktive etmiş oluyoruz. Arkadaşlar bakın e, sabah kalktığımda demiştim ki bugünün hediyeleri nelerdir? Alın işte. <laughs> Alın işte size hediye. Timus bezini aktifleştiren kolyem oldu gerçekten. Acayip bir icat. Timus tebrik bezini ediyorum. uyandıran, uyuyan Timus bezini hadi kalk çalışmaya başla, evet. harekete geçtiğin Diyen... bir uyarıcı. Bu arada tebrik ediyorum bunu bulan mucidi. Evet. <laughs> Firmanın sahibini tebrik ediyorum gerçekten. 40 yıl düşünse aklıma gelmez böyle bir şey. Hakikaten kafası çalışıyor beyefendinin anladığım kadarıyla. E, vallahi Valla çok çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra beni kimse üzemez. <laughs> diye. Özel <laughs> sen de kontrol ederim diyebiliriz. Hı hı. Peki bunun rengi mesela sizinkinin rengi gümüş bunun rengi siyah. fark ediyor mu? Evet işlevinde fark etmiyor. Gümüşte siyah var elimizde hı zaten. Ee, oldu çok çabuk tükendi. Anladım. Ee, daha fazla. Ben tabii daha çok siyah tercih ediyorum diye. Onu da gerçekten yapı çekerken dedim acaba siz, dedim bir hikayelere baktım, tarzınıza bak dedim ki siyah daha çok sevecekti. Evet, evet, evet. Evet, çok şık gerçekten. Dizaynı da çok şık bu arada. Ee, tabii ki ben bunu hemen takmak istiyorum sizin de yardımınızla Tabii Ama, ki. Evet. Gelinin kardeşinden. bir <laughs> <Bilin>. Evet. Arkadaşlar. Aktivasyon. <laughs> kolyesi. içindeki ormanı uyandırır Vallahi dün de e, sevgili Arzum Koyuncu aşk bilekliği biliyorsunuz arkadaşlar. Çok Getirmişti güzel bana. Evet. Yani. evet. Aa. Arkadaşlar. <laughs> çok Ama teşekkür ediyorum gerçekten. Bunun şimdi birçok kullanım şekli var. Onu da size söyleyeyim. Yakıştı mı? Çok yakıştı bence. Arkadaşlar çok acayip düğmem var artık benim. Ona göre <laughs> kalbime girmek için düğmeye basınız. Böyle <laughs> sarıldığınız zaman titriyor Aa, bazen. Enteresan. Ay ne kadar değişik enerji. Ben enerjimi böyle diyorum ben <laughs> Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Size de firmaya da çok teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Kolyeyi sadece Timus için kullanmıyoruz. Birkaç tane daha bir Aa. şey söyleyeceğim şimdi. Biliyorsunuz ki EFT tekniği ne yapıyoruz? Uyandırıyoruz enerji kanallarını. Bir de böyle yapın lütfen. Tek tek tırnaklarındaki yan kenarlarına basın üzerine. Aa, buraları da uyandırıyorum. Ne Parmaklarım. Parmaklarımdaki içeri. altı tane meydan kanallarımı hem sağlı hem sollu kenarlarına hı -hı. bu şekilde yapıp hı -hı. aktive ettim hı -hı. bütün parmaklarımı. Harika. Bazen sıkılıyorum mesela böyle oturuyorum. Burası merkez meydanının başlama noktasıdır. Burası mı? Hı hı. Ha, bu arada şöyle basit kendi kendimeyken yapıyorum. <laughs> Geçen bir eğitimde o kadar uykum geldi ki Yönetici meydanının burasında böyle baskı yaptığın zaman da senin uyanmanı sağlar. Hı hı. Burada yönetici meydanı başlar, arkaya hı. doğru gider. Geçen oynarken baktım. Aa dedim burayı ne güzel harekete geçiriyor. Böyle bastırmak yerine şöyle yaptım. Daha hızlı bir şekilde oradaki meydanım meridyenin... Hı hı. E, harekete geçmiş oldu. Hı hı. Bu arada gerçekten çok acayip bilmeden farklı bir şey daha sanki vesile olacak. Şimdi ben, ben çok sık tıkanıyorum astım yüzünden. Benim astım sıkıntım olduğu için neticede hakikaten böyle sürekli şurama böyle bir şey dokunma ihtiyacı hissediyorum bazen. Böyle nefesim açılacakmış gibi bir şey hissediyorum. Hani böyle üst solunum yolları içinde sanki bir şeymiş gibi kanalmış gibi oldu sanki burası. Hep de düşünüyorum yani bu hastalıklar niye aslında üstten başlıyor, buralardan başlıyor? Orada bizim işte nöbetçilerimiz, görevlilerimiz Hı, var. Tümüs evet. bezi ne yapıyor? Orada kan hücrelerini yerleştirip, yetiştirip direkt lenfatik sisteme yerleştiriyor evet. ve ilk başta o yüzden e, biz üst solunum yollarından hastalanmaya başlıyoruz. O ilerlerse daha kronikleşmeye başlıyor. Hı -hı. Ki timus bezi aktif olduğu zaman bir kere alerjik reaksiyonlar, Hı -hı. işte kadınlarda ve erkeklerdeki kısırlık, e, üreme organlarındaki sorunlar, otoimmün hastalıkları Hı -hı. gibi hastalıkların birçoğunun sebebi aktivasyonunu yitirdiği için. Hı -hı. Öyle bir duygu hissettiğinizde sadece şöyle dokunun. Hı -hı. Ya da kendinizi çok kötü hissettiğinizde avuçlarımızın içiyle bile hı hı. şöyle bir durduğumuzda 3 evet. dakika 5 dakika artık güzel bir meditasyon olumlamayla hı hı. yine onu aktive edebiliyoruz. Hı hı. Yani aslında bu mutlu hissetmemizde hormonların rolü çok büyük evet. yani gerçekten ve benim de hatırladığım kadarıyla o sağlık programlarından. Timus bezi, yani burası orkestra şefi, bütün hormonları düzenleyen bir merkez. Peki bir şey sorabilir miyim? Mesela kaç yıldır bu kolyeyi takıyorsunuz? Ben tanıştığım günden beri takıyorum. 5 yıldır dediniz. 5 yıldır tanışıyorum. Evet, şimdi 5 yıldır bu kolyeyi kullanıyorsunuz. Hı -hı. Ee, peki enerji, yani siz aslında kurumsal hayattan, daha önceki programda konuşmuştuk. Kurumsal hayattan, çok sert bir e, hayattan, iş hayatından... Aslında bu tarafa doğru, böyle enerji işlerine doğru evrilmiştiniz. Evet. O toplamda kaç yıl oldu? O da yaklaşık herhalde 6-6,5 yıl kadar Hı. oldu. Şimdi bütün bunlara bakınca, geriye dönüp bakınca, mesela oradaki tamay, buradaki tamay, nasıl farklar var? O kadar farklı ki, Hı. sabah çok tesadüfen, tesadüf yok zaten, Hı. çok eski bir arkadaşıma tanıştım Hı. ve ee, ne kadar değiştiğimi söyledi. Hayatın ne kadar değişti. Yani duruşun, konuşman, e, yaşam şeklin, başarın bambaşka oldu. Nereden nereye geldin? Aha. Ve hayranlıkla izliyorum seni dedi. Ve bunların hepsi insanı keşfederek e, elde ettiğim şeyler. Yani biz o kadar özeliz ki, o kadar değerliyiz ki Aha. ufak dokunuşlarla, kendimize yaptığımız ufak yatırımlarla bambaşka alemlere gidebiliyoruz. Ee, o yüzden de Kendimizin ne olduğunu, kendimizi keşfetmek üzerine bir yolculuğa çıkmak e, gerektiğini düşünüyorum. Bununla Aha. ilgili bir kamp düzenledim ben. Hmm. Ee, Nerede? Şile'de, hmm. İstanbul'dakiler de kolaylıkla gelebilsin Aha. diye. Şile'de 20, 21, 22 Eylül'de. Hmm. Ee, i̇çinde hem meridyen terapiyle tanışsınlar. işte meridyen savunlarının tek bir seansındaki etkisini görsünler. Ee, sonra enerji nedir? İşte biz neden hasta oluruz, bilinçaltı nedir, ufak söyleşler, e, spiritüel sohbetler. E, sonra ses meditasyonları, şifa çemberleri, sonra handband konseri. Yani handband konseri tadında bir dinleti diyelim. E, çok özel misafirlerimiz, sanatçılarımız gelecek. E, dışarıdan kampa katılmayanlar bile sadece... Bu dinletiyi gelmek için katılabilecekler hı hı. isterlerse. Bunlar, bunun için de ayrı bir program yaptık. Handband yeni yeni day tanınan bir hı hı. enstrüman ve onun çizgileşimleri bizim kaslarımızı gevşetip bize iyilik hali veren bir hı hı. E ses meditasyonu diyebiliriz. Hı hı. Sonra kampımızda sağ hatası deneyimi de var. Ben şöyle diyorum e hafta sonunu güzel bir hafta sonu geçirmek istiyorsa... E, iki günde hem ruhunu hem de bedenini beslemek isterse hı hı. güzel bir hafta sonu için e, kampımıza bekliyoruz. Ne güzelmiş. E, i̇htiyacı hı. olan bu şifa ile tanışmak isteyen herkesi hı hı. E, davet ediyorum. E, i̇ster kampımıza davet gelebilirler, isterlerse sadece handband dinletisini dinlemek üzere gelebilirler. Hı hı. İnşallah vaktiniz olur da sizi de davet edebilirim. Şimdi şöyle ben vakitten ziyade <laughs> hani biliyorsunuz yani hani 17 yaşında bir oğluşum var ve hı hı. onu sabah akşam onun yanında olacak şekilde zaten hayatımı organize ettiğim için ee, Onu da alalım <laughs> Hep diyorlar ama çok sağ olun. 17 yaşında olduğu için şimdi o biraz e, ileri yaşta. Dolayısıyla ben de hani bir şey olur aniden hani böyle veterinerimize ulaşabileceğimiz noktada olalım takıntısıyla diyeyim. Biraz tabii bu noktada kendimi rahatlatmam gerekiyor. Onu da farkındayım. <gülüyor> <gülüyor> evet artık kolyeyle. Endişe yok. Endişe yok aynen. Çok güzellikler hayal ediyoruz. <laughs> bu arada bu titreşim mi? İnşallah telefonun titreşimiyle bunun titreşimini karıştırmam ben. İkisi de titreşiyor. <laughs> Peki bir şey soracağım ben size. Şimdi mesela hani birçok insan neticede işte önce evladım, işte önce kocam, önce işim, ondan sonra işte diyerek bu tarz kampları, işte bu tarz minik kendine iyi gelecek e, hediyeleri hep böyle öteliyorlar. Eminim siz de öyleydiniz geçmişte. Ben hiç bakmazdım bile, hı. yani hiç ilgilenmezdim bile. Enerjinin ne olduğunu bilmiyordum ki. Hı hı. Sonra bir kampa gittim. E, İlk defa ormanın sesi diye ilk defa hayatımda meditasyon yaptım. Hı. O kadar ilginç gelmişti ki gözünü kapatıyorsun, hayal ediyorsun. O atmosferle, o grubun enerjisiyle, Hı -hı. o insanların bir sinerji oluşturmasıyla hayatımın en güzel anını yaşamıştım. Hı -hı. Şimdi mesela o günleri hatırlayınca şey diyor musunuz ya ne kadar boşa zaman kaybetmişim? Çok gerçekten kendimi ne kadar ihmal etmişim diyor musunuz? Çok ihmal ettiğim Hı. gibi sanki hayatım işe gitmek İş yetiştirmek, insanlara dert anlatmak, derdini dinlemek, o stresi yaşamak sanki buymuş amacım zannediyordum ben. Evet. Yemek, içmek, uyumak, evlenmek, çocuk yapmak, aile kurmak. Bu evet. kadar evet. değilmiş ki. Hepimizin bir amacı varmış. Evet. E bugün yaş hayatımız boyunca sizin de birçok anınız vardır. Yaşadığınız birçok deneyimle, bilgiyle bu hale geldiniz. Evet. Ben de o yaşadığım o olaylar, e, sorunlar işte Birçok e, sıra dışı şeyler yaşadım. E, bununla ilgili henüz anlatmadığım birçok olaylarım var. Aa bir kuble alırız. <gülüyor> <gülüyor> Geçen sefer şunu söylemiştiniz. Çok yakın bir arkadaşım tarafından dolandırıldım demiştiniz. Ve iyi ki de dolandırıldım demiştiniz hatta. Evet onun sayesinde şu an buradayım. Şükürler evet. olsun. Tabii bunun dışında birçok sağlık sorunları da yaşadım. E, yanlış hatalar da yaptım. E, o enerjinin çok büyük bir olay yaşadım. Ve yaşadığım bir olaydan dolayı 18 yaşındayken... Hı. <laughs> ne oldu? Beşinci kattan atladım. Aa. Ama bunların Aa. hiçbirini bilmiyordum. Ama şimdi bunların anlamını biliyorum. Neden atladığımı, neden o halde olduğumu, neden böyle bir karar Aa. verdiğimi biliyorum. Yani bir hani böyle hayattan vazgeçiş. Evet yaşadığım Aa. olay etkisiyle aslında bütün enerjiler tıkandı. Burası tıkandı, enerji tıkandı ve benim beynimde sadece Artık yok olman lazım. Artık senin yapacak hiçbir şeyin yok. Hmm. Her şey bitti. Tükendi. Yok olmalısın. Sinyalleriyle evet. öyle bir şey yaptım. Onu da ilk defa burada söylüyorum size. Aa Bir dakika. Bu uzun bir hikaye. bu. geçmiş olsun. Yani Geçti. Çok, e... Ona da teşekkür hmm. ediyorum. Ona da sevgiyle kabul ediyorum. Peki beşinci kat diyorsunuz. Evet. No, no, ne oldu? Bir tür yeriniz kırılmıştır. Bir ya bu... da yaşamanız bile mucize o zaman. Evet yaşamam benim mucize. Aa. Onu da bir gün Hı -hı. E, hikayesini anlatırım. Hı -hı. Onunla bu hikayem, bu yaşadığım olay bana çok güzel katkılar sundu aslında. Bu kaç yaşındaydınız? 18 yaşındaydım. Ee, yaklaşık bir buçuk iki sene yatalak kaldım. Çünkü her yerim kırıktı. Ee, i̇yileşme sürecim bayağı bir uzun sürdü. Aha. Onun üzerine bir 15 sene sonra bir daha motor kazası geçirdim mesela. Hmm. Yine oradan da bir sürü deneyimler sahibi oldum. Hikayesi gerçekten onun derinliklerine girdiğin hmm. zaman da insan kolay kolay böyle bir şey yapmaz. Hmm. Yapması için bazı etkenler var, sebepler hmm. var. Hmm. Orada sadece ufak bir dokunuş olsaydı, yani o gün hani bir umudum olsaydı belki hmm. onu yapmayabilirdim. Çok gençsiniz. Aileniz yok muydu yanınızda? Onlar çok uzun hikaye. Hmm. Onları başka bir Anladım. zamanda e, inşallah... Evet. Sizi e, de çok fazla üzmek istemiyorum ama... Şu, bunların hiçbiriyle üzülmüyorum. Çok oldum şu an. Hepsi evet. benim için e, çok güzel deneyimler ve hepsine hmm. çok teşekkür ediyorum. Hmm. Bunun sayesinde ben bir olay daha yaşadım. Ben e, bunu yaşayalı yaşım ortaya çıkacak ama 20-25 sene oldu diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Çok tatlısınız. Çok gençsiniz hala bu arada. Evet. <laughs> The Secret'ı izlemiştim. İlk bu işlerin içine girdim. Ne? The Secret. Secret. Aha. Secret, Secret evet. belgeseli. izlemeyenler mutlaka izlesinler. Hı hı. Onu izlediğim zaman orada e, bir e, isim aklıma gelmedi şimdi. Düşünce gücüyle bir hastalık bölümü var. Adam büyük bir e, şey geçirmiş. Helikopter kazası geçirmiş hastanede ve sadece gözünü açıp kapatabilecek halde nefesini bile boruyla alabiliyor. Bu adam ee, tabii ki bilenler biliyordur bunu. Bayağı bilinmiş bir kitapları falan da var. Hı hı. İsmi gelmiyor şimdi aklıma. Düşünce gücüyle hayal etmiş omurgasının tek tek dizili olduğunu. Joe iyileş... Dispenza. Heh, evet. evet Joe Dispenza. Ee, hayal etmiş ve bunu iyileştirmiş. Bunu görünce ben hı hı. ya dedim bu kadar da mı olur? Ne kadar abartmışlar ya dedim. Hadi dedim oluyorsa ben de olsun. Hemen gittim doktora. Devlet Hastanesi'ne özellikle gittim. Dedim ki ben 25 sene önce bir kaza geçirdim. Bağdaş kuramıyorum. Namaz oturuşu oturamıyorum. Pilates yapamıyorum. Dizimin üzerine oturamıyorum. Ben fizik tedavi görsem, işte meridyen terapi diye bir şey var onu yapsam, egzersiz yapsam. Ben bağdaş kurabilir miyim? Dedi ki bir röntgen çekip bakalım. Röntgeni çekti. Hı. Şöyle bir baktı. Üzgünüm hanımefendi. Mümkün değil dedi. Siz dedi asla dedi bağdaş kuramazsınız dedi. Bacağınızı kırıp kalçadan yeniden yapmamız lazım. Hı. Hmm. Aa, gerçekten mi dedim. Çok teşekkür ederim. Sevindim. Koştura koştura eve geldim. Birkaç arkadaşım da var. Da bu işlerin içine de yeni girmişim. Ben inanıyorum dedim. Ben bunu düşünce gücümle yapacağım. Meridyen bilmem ne hepsi bir kenara kalsın. Niye sevindiniz doktorun böyle demesine? Çünkü böyle bir şeyin olması mümkün değil dedi. Çünkü o dizide de şey belgeselde de doktor asla yürüyemez. Asla nefes alamaz. Sadece gözünü açıp kapatabilir, makineye bağlı yaşayacak demişti. Aa, anladım. Yani dediniz ki Joe Dispenza kendi kendine Bunu ayağı yap kaldırdıysa, kaldırdıysa ben de kaldırırım. Ben dediniz. de bağdaş kurabilirim, ben de yapabilirim dedim. Arkadaşlarımı çağırdım. Bakın bağdaş kurabiliyor muyum, benim, benim ayağım şöyle gitmiyordu. Yani böyle bir kuvvetle ittiğinde bile gitmiyordu. Hı -hı. Yani bir kas sanki onu tutuyordu. Hı -hı. Herkes gördü. Ee, ben de videosunu çektim. Ama bir anda Elinde... mı oldu? yok canım bir anda olur mu? Hı. İki sene boyunca sadece hayal ettim. Arkadaşlarım Arkadaşlarımla oturduğum zaman bağdaş kurdum. İşte yatmıyorken elimi biraz oraya bastırdım. Oraya bastırdığımda ağrısı oldu. Orada ağrı oldukça hayal ettim. Aynı o adamın anlattığı, hayal ettiği gibi. Dedim şimdi orada karınca gibi askerler var. Bu ağrı ile orada çalışmalar yapıyorlar, uzatıyorlar, iyileştiriyorlar. Böyle hayaller kurarak Hı. bir baktım ki her geçen gün iki sene üzerine ben bağdaş kurmaya başladım. Aa, düşünce gücüyle. Düşünce gücüyle. İki senede tabii. İki senede. Şu an çok hafif bir ağrısı kaldı. Ee, tamamen ağrısı geçtikten sonra onu kere çekip yan yana koyup oradaki değişimi de görmek istiyorum. Bunu da benim akademi, şey, e, meydan terapici seansı almak isteyen felçli bir danışanıma anlattım. İzmir'e gittiğimizde. O da 11 sene şu parmağını açamıyormuş e, dolayı. Hikayeyi anlattım, diziyi anlattım. Dedim ki bak benimki kemik. Ben düşünce gücümle bu kemiği bu şekildeyken, bu şekilde olmuş dedi bana, kırılıp yapılması lazım. Bu şekilde bir kemiği ben değiştirip, düşünce gücümle değiştirdiysem, bak bağdaş kurabiliyorsam, seninki sinir, bak diğer parmaklarda his var, bunu yapabilirsin. Sadece inanman, bunun tüm kalbiyle sana fayda sağlayacağını düşünmen çok önemli dedim. Hı -hı. Önce bu telkini verdikten sonra meydan terapiye girdi. Çıktıktan sonra parmağı açılmaya başladı. Kaç zamanda oldu? De, i̇ki seansta. Aa, inanmıyorum. İki seansta bunu yapabildi. Hı. Ama bunun en büyük etkeni nedir? Onun bilinçaltı. Çok ilginç gerçekten bu Joe Dispenza'nın hikayesini hep görüyorum internette. Hı -hı. Doğru mu diye merak ediyorum falan. Nasıl olabilir Yaptım. böyle bir şey diyorum. Felç kalmış adam ve diyor ki düşünce gücümle. Başka çarem yoktu çünkü diyor. Hani tıp diyordu ki hayır yapamazsın, yürüyemezsin. E, düşünce gücümle sonuçta diyor kendime ayağa kaldırdım diyor. Ve şu an bütün dünyaya mentorluk veriyor adam. Hep bunu merak ediyordum. Şu an ilk kez bana... Bunu yaşayan biri olarak anlatıyorsunuz. Bakın, Joe Dispenza böyle böyle olmuş demiyorsunuz. Evet. Hep burada konuşuyoruz, kulaklarını çınlatıyoruz kendisini. Ama siz diyorsunuz ki benzer bir durumu ben de yaşadım. Diyorsunuz. Evet yaşadım. Göz... Yani düşünce raporlarımla gerçekten... gösterebilirim. Yani çok ilginç gerçekten. O zaman şöyle, şimdi mesela birçok rahatsızlığı olanlar merak ediyorlardır. Yani mesela nasıl bir imgeleme yaptınız? İşte diyorsunuz ya işte askerleri imgeledim falan. Nasıl bir şey yapmalıyız? Biz diyelim ki bir yerimizde bir rahatsızlık var. Yani sonuçta denemesi bedava. Hani tabii ki tıp iyi ki var. İyi ki ilaçlarımızı alıyoruz, iyi ki ameliyatlar var, iyi ki tıp bu kadar, teknoloji bu kadar genişti, tıp gelişti. Ama mesela tabii ki zihinsel destek de çok önemli. Yani insanın iyileşeceğine inanması ve bunu istemesi. Dolayısıyla Yok. hani en azından zihinsel olarak nasıl düşünmeliyiz? Nasıl yardımcı olabiliriz bu tedaviye? bunun bize biraz hani örneklerseniz. Tabii bizim oraya gelen danışanları da söylüyor. Hı. Önce konuşuyorum. Eğer ki ben şeker hastasıyım diyor. Evet. Bak, bunu söylemek bile onu kabullenmek. Onu bir elbise gibi üstüne giymek demek. Nasıl diyeceğiz? Bir kere şeker hastasıyım ben dediğin zaman kabulleniyorsun. Ama ben sağlıklıyım dersen Hı. ben sağlıklıyım. Ben her şekilde sağlıklıyım. Sağlıklı olduğumu kabul ediyorum dersen hı hı. sağlıklı olursun. Yani mesela beni ağrıyor. Ha size aktarmak için ama mesela söylüyor onu. <laughs> mesela yani doktorlar benim şeker hastası olduğumu söylüyor ama ben inanmıyorum. Sağlıklıyım mı diyeceğiz? <laughs> Eğer o inanmaz, sağlıklıyım derse zaten o şeker hastalığı kalmaz ki. İnşallah. Gerçekten kalmaz. Mesela nereniz <laughs> rahatsızsa, <laughs> nereniz rahatsızsa <laughs> orayı hayal edip hı hı. ben bacağım da hayal ettim. E senin omuzda Donuk omuzun vardır. Hı. Donuz, donuk omuzunu hayal edersin. Hı. Ya da işte belini ağrıyordur, Hı. fıtığın vardır. Onu hayal edersin. Orayı hayal etmen, orayı düşünmen, oraya enerji göndermen demek. Hı. Ne oluyor? Odaklandığın anda enerji oraya akıyor. Ama nasıl bir ingeleme yapalım? Orada hayal edeceksin, hı. orada beyaz bir şifa enerjisi hayal edebiliriz, ışık hayal edebiliriz. Hı hı. Genelde yeşil ya da beyaz ışık hayal ederler, bir enerji yapanlar. Hı hı. Beyaz bir ışığın oraya geldiğini ve orayı kapladığını, orayı temizlediğini ve ışıl ışıl, pırıl pırıl ve olması gerektiği hale geldiğini hayal hı hı. edebiliriz. Anladım. Yani böyle sağlam bir kemik, kemikse kemik, kemik. sağlam bir omuzsa omuz. Anladım. Hı. Ya da işte hı hı. mesela şey ne yapıyorum? Ben orada beyaz bir ışık hayal ettim ve omuzumdaki o ağrının gittiğini ve kolumu rahatlıkla hareket ettiğimi imgeledim. Hı hı. Ya da belimdeki eksikliği hayal ettim, hı hı. E, ağrıyı hayal ettim ve oraya bir beyaz ışık gönderdim ve o ışıkla orası bir anda böyle e, ben bazen şey diyorum hani arabalar olur ya yol temizleme arabaları fırçalı öyle bir araba gönderiyorum oraya temizlesin <laughs> diyorum. Orayı. Ne güzel İnşallah Peki bunu ne sıklıkla yaptınız? Ben her gün e, sabah akşam yaptım onu. Akşam yatarken bile gece uyurken bile hayal ettim bağdaş kurduğumu ve orada çalışma yaptım. Arkadaşlarımla otururken yaptım. Yani e, sık sık onu e, yaparak hı hı. tekrar ettim. Hatta ben ilk başta e, pilatese başladığımda oturmam imkansızdı. Dedim nasıl oturacağım? Ki pilates o yüzden yapamamıştım. Aa. Şimdi artık yoga da, pilates de hepsini yapabilirim. Ay kadar güzel oldu valla. O zaman şöyle yani e, inanmak başarmanın yarısı gerçekten. Hatta siz şimdi bunu söylerken ben şunu bile hayal ediyorum. Yani kişi isteyerek aslında e, fiziksel olarak bedenine, hani ne bileyim kilosundan şikayeti varsa Hı. vesaire ne bileyim işte nasıl hayal ediyorsa kendini o forma bile sokabilir o zaman. Evet <laughs> hemen bununla ilgili söyleyelim. Hı. Mesela eee Tartının önüne olmak istediği kiloyu yazsın. Hı. Her gün onun üzerine çıksın. Şükürler olsun desin ve timus bezine ben... Dokunsun. Dokunsun. Ve ben ideal kilomdayım. Şükürler olsun ben ideal kilomdayım. Aa, bu güzel Hayal fikir. etsin. Oraya istediğiniz kiloyu, kiloyu yazmak yazacak. güzel. Ha. Ama bakmayacak hiçbir zaman oraya. Sadece bilinçaltı oradaki kiloyu görecek. Aa. Ve karşısına da o zayıf halinin bir fotoğrafını koyarsa eğer... Yani bunu kim denerse denesin olmaması mümkün değil. <laughs> Harikaymış. O rakamı görmemek çok güzel bir şey. <laughs> evet. <ve gülüyor> 50 ben ben kilo almak istiyordum. Ben Hı. de hep 56 olayım. Hani hep Hı -hı. 50 kiloda kaldığım için 56 olayım diye ben de onu yaptım. Üste çıktım. Şimdi çok şükür aldım. Üste çıkacak, bakacak oraya ve Timus'una dokunup ben ideal kilon, kilomdayım Hı -hı. deyip gözünde hayal edecek, Hı -hı. canlandıracak onu ve bunu iç sesi inanana kadar yapacak ama. Hı -hı. En az 21 gün. Hı -hı. Ama devam edebilmeli. Evet Çünkü biz onu günde e, iki saatte bir, üç saatte bir tekrar tekrar yaparsak hı hı. ne olur? Programımız değişmiş olur. Evet, harika gerçekten. Ya valla inanılmaz. Nereden nereye aktı yine sohbet? Evet, hakikaten. Evet sizinle çok güzel akıyor. Ya hiç plansız programsız <laughs> ama şöyle tabii ki hani e, çok teşekkür ediyorum bu arada. Yani kalbinizi tekrar ikinci programda da böyle açıyor olmanız e, çok değerli ve çok örnek aynı zamanda. Ee, tabii ki çok kritik yaşlar, o söylediğiniz yaşlar bu arada. Hani kimler kimler, hangimiz ne delilikler düşündüğümüz yaşlar gerçekten. Ama işte bu noktada tabii şey çok önemli. Bir destek, bir psikolojik destek, yanınızda birinin olması, motivasyon vermesi, bu anlamda gerçekten çok önemli. E, eminim üstüne de bir sürü şey yapmışsınızdır, psikolojik destekler vesaire almışsınızdır. Ama diyorsunuz ki finalde geldiğim yer aslında içimizde yani o enerji gerçekten içimizde. Ne yaşarsak yaşalım, hı hı. bugünümüze hazırlık aslında. Hı hı. Evet, kesinlikle. Yani o öfkemize, onlara kızma, hep eskiden kızardım niye başıma geldi diye. Hı hı. Benim başıma birçok şey geldi. Bunlar ufacık bir şeyler. Daha bir sürü daha olaylar Aa. var. Ee, ölümler, kayıplar, e, intiharlar, e, bir sürü şeyler var. Ama onlar... Sonra baktığın zaman da diyorsun ki ya iyi ki onları yaşamışım ben, o deneyimleri yaşamışım. Hı hı. Bugün herkes kızıyor ama kızmasınlar. Hı hı. Bir baksınlar ne anlatıyor. Ben anlamadığım için çok uzun sürdü. Hı hı. Anladığımızda bir üst level'a çıkıp o yaşadığımız olaydan zaten sıyrılabiliyoruz. Hı, hı hı. Evet, evet. evet. Size, ben size çok teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel konuklar misafir ediyorsunuz. Çok, çok, güzel. çok güzel konulara değiniyorsunuz. Fayda sağlıyorsunuz ve yorumları da görüyorum. Çok güzel yorumlar var. Herkes sizi çok seviyor. Çok teşekkür ederim. Ben de onları ee, çok seviyorum. Herkes diyor. Göre, Yasemin Hanım'la dinledim sizi. Onun da enerjisi çok güzel. Sizin de çok enerjiniz çok güzel. İyi ki size tanıştım değil? Sizden bana çok gelen arkadaşlarımız oldu. Gerçekten. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ay kadar güzel. Ben de onları çok seviyorum gerçekten. Çünkü biz bir aileyiz. Ve birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Birbirimize Hı -hı. çok iyi geliyoruz. Bütün mesajları okuyorum. Mesajlar da bana çok iyi geliyor. Çünkü her gün o yorumları okuyorum ben. Ya. Bazı kalp yolluyorum. Yani hepsine, hemen hepsine kalp yolluyorum zaten. Bazıları emoji koyuyorum falan. Hani böyle işte bazıları bir şeyler <laughs> yazıyorum. Yani Hakit o gece yatağa yattığımda mutlaka ve mutlaka zaten son işim o oluyor. Yani hani. E, ...izleyicilerle konuşmak oluyor. Gerçekten faydası oluyorsa ne mutlu. Gerçekten. Çok. E, vallahi hiçbir şey tesadüf değil. Tevafuk. E, şu an sizden de bana inanılmaz bir motivasyon aktı. <laughs> Çünkü aslında kendimi hala küçümsediğimi... ...kendi bedenimi hala küçümsediğimi... ...neler yapabileceğimi... ...yani Allah'ın bize bu bahşettiği bedenle ve enerjiyle... ...neler başarabileceğimizi hatırlattınız. Hiçbir şey tesadüf değil gerçekten. Gerçekten. <laughs> İyi ki, iyi ki varsınız. İyi Teşekkür ki varsınız. ederim. Siz de öyle. Ee, i̇nşallah ihtiyacı olana ulaşsın yeniden buradan diyorum. Ee, Tamay Hanım'ın da verdiği bilgiler. Ve kolye için de tekrar tekrar teşekkür şifa ediyorum. Şifa olsun. İnşallah şimdi artık bu bütün bu bilgilerle daha da çok şifa olacak bence. <gülüyor> evet. <gülüyor> daha <gülüyor> üreteceksiniz de siz zaten bu konularda çok e, üretkensiniz. Daha da neler üretirsiniz? da söyleyin inşallah. ama. İnşallah. Tabii ki paylaşmaz mıyız? <laughs> yani çok teşekkür ediyorum tekrardan. Buradan sosyal medya adreslerini de Taba yine paylaşıyoruz. Yakında kampı varmış. İnşallah çok kısa zamanda ben de sizlerle beraber olurum. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet Tamay Hanım'ın bu güzel enerjisi bence buradan evinin bütün hanelere, kalplere doldu, taştı. Sorularınızı, yorumlarınızı yine videomuzun altına bekliyorum. Hepinizi seviyoruz, öpüyoruz ve yeniden buluşuncaya dek en güzele emanet olun diyoruz. Hoşça Hoşçakalın.